Ben bunun kalıcı olmasını biz asla beklemiyoruz. Böyle bir şey kesinlikle geçicidir. Türkiye'de kurun bu spekülatif zıplamaları veya hareketlenmeleri ve diğer tüm olumsuz yaratılan bu ortamın gerekçesi yoktur. Kurla ilgili Türkiye'nin endişe duymasını gerektirecek, yani TL'nin döviz karşısındaki, daha doğrusu dolar karşısındaki değer kaybı ile ilgili bizim endişe duymamızı gerektirecek bir şey yoktur. Türkiye ekonomisi için bir risk, bir sıkıntı yoktur. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım derken dövize, bu oyuna, bu spekülatif harekete bunu söylerken de bilerek söylüyoruz. Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Piyasa kendi dengesini bulacaktır. Merkez Bankası'nın elinde bu spekülatif hareketlere karşı, dövizle Türkiye'ye karşı bu harekete geçirilen bu spekülatif yaklaşıma karşı buna müdahale edebilecek güç vardır. Aşırı doğal, aşırı değerli dolar Amerikan ekonomisi için iyi değildir. Aşırı dolar, aşırı değerli dolar Amerikan ekonomisi için de sürdürülebilir değildir. Onun için şu anda biz kendimize inanıyoruz, ülkemize güveniyoruz. Ülkemizin şu anda bununla ilgili hiçbir endişesi yoktur. Hissedilir iyileşmeleri yaşadığımız bir yıl olacak. Kurla ilgili de tamamen spekülatiftir arkadaşlar. Tamamen. Müdahale etmemek lazım. Dokunmamak lazım. Ekonomi böyle sağlıksız spekülatif atakları kendi kuralları çerçevesinde mutlaka ve mutlaka halledecektir. Kurla ilgili bu spekülatif hareketlerin bir tabanı yok. Bu Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Kimse endişe etmez. Burada ve bunu şunu da söylüyorum. İlk ki yaklaşık olarak 4 yıldan beri ekonomi bakanıyım. Hep şunu söyledim. Müdahale etmemek lazım. Piyasa kendi içinde bunu seviyesine oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir. Onun için endişeye gerek olarak görmüyorum.